Merhabalar arkadaşlar. Bu akşam size Kanaryalarda bilezik takılması ve bilezik kesilmesiyle ilgili bir video hazırladım. Şu anda gördüğünüz gibi yuvadan bir dişimiz var. Yaklaşık 6 günlük yavrular var altında. Şimdi bu 6 günlük yavrulara bileziklerimizi takacağız. Takarken nasıl takacağız ve bilezikler ne işe yarar? Bileziklerde ne gibi bilgiler bulunur? Bunlarla ilgili ufak tefek detaylar vereceğim. Mesela gördüğünüz gibi anne ısrarla yavruların üzerinden kalkmamaya çalışıyor. Ama mecburen annenizi kaldıracağız. Evet, nazlı olarak kalktı. Kalk bakalım, fıstık. Prenses hop. Evet, gördüğünüz gibi iki tane mama isteyen yavrumuz var burada. Annesi kalktığı gibi. Şimdi yavruları yuvalıkla beraber alalım ve bileziklerimizi takalım. Evet, yavrularımızı yuvadan aldık rahat takabilmek için. Yavrularımız gayet sağlıklı ve annesi doyurmuş gördüğünüz gibi. Kursakları doyurmuş kursağımızın. Görmüş olduğunuz bilezikler. Üzerinde Türkiye Kanarya Federasyonu. Hangi yıla ait olduğu. Üyenin dernek numarası. Üyenin dernek kendi numarası, yani derneğin kodu artı üyenin kendi kodu var ve hangi yıla ait olduğu, bir de bu yılın kaçıncı yavrusu olduğu ile ilgili bilgiler var bileziklerimizin üstünde. Şimdi buradan bir tane bileziğimizi çıkardık. Yavrularımızdan bir tanesini alalım. Evet, gördüğünüz gibi incitmeden ısrarla yemişlemeye devam ediyor yavrumuz. Elimize şu şekilde yavrumuzu yatırıyoruz. Ters olarak. Bunlar tabi tecrübeniz yoksa bunları bir anlayan birisiyle ilk etapta yapmanızda fayda var. Yani her ne kadar burada videoda izleseniz bile tecrübe isteyen bir iş. Kanaryanın biliyorsunuz 4 ayağı var. 3 ayağı tüneyin ön tarafına basar. Biri arkadan destek yapar. Ön tarafa basan 3 parmağını gördüğünüz gibi öne alıyoruz. İlk etapta bileziğimizi bu 3 parmağı bileziğin içinde kalacak şekilde takıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi yavaşça ittirdiğimizde zaten şöyle bir pozisyon oluyor. Yani üç parmak içinde sadece arka parmağı dışarıda kalacak şekilde. Şimdi yavaşça ittirdiğimizde bilezik zaten yerine yerleşiyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ve arka parmağı çok hafif alarak tutarak çıkartıyoruz. Ve bu şekilde şu anda bileziğimiz takılmış oldu. Evet, şöyle. Buna 6, 7, 8 günden sonra bilezik takmak biraz zor olur. Çünkü kuşun ayağı kalınlaştığı için. O yüzden takip etmek lazım. 6-7 günlükken takmak lazım. Tabii bu yaptığımız işlemler hepsi hassas işlemler. Ve o yüzden yavruları alırken ve bilezik takarken çok dikkatli olmakta fayda var. Dediğim gibi bir bilen kişinin yardımıyla bu işi yapmanız İlk etapta daha iyi olacak. Zamanla tecrübe kazandıkça bunu yapabilirsiniz ama evet, gördüğünüz gibi kursağı dolu. Anne tarafından beslenmiş. Yine aynı şekilde ikinci kuşumuz, yavrumuzun şöyle kibarca tutuyoruz. Yine 3 ön parmağını öne alıyoruz. Ve bileziğimizi bu şekilde 3 parmak içinde kalacak şekilde takıyoruz. Tabi bunu bastırmadan önce görmek lazım. Evet, 3 parmak da içinde mi? Evet, içinde, görüyorsunuz. Ondan sonra yavaşça bileziğimizi geriye doğru çekiyoruz. Ve arka parmağı bileziğin içinden kurtarıyoruz. Evet, şu anda bu bileziğimiz takıldı. Bunlar 6 günlük yavrularımız. Yani ayın 10'unda çıkmış yavrular. 6 gün. Yani 7-8 günde de takılabilir yani bunlar. Dediğim gibi yavrunun büyüme hızına bağlı biraz. Bunları anne tek başına besliyor. Evet, elimize de bir sürpriz hediye paketi verdi. Fazla oynayınca evet. Yavrumuzu alıyoruz. Tekrar yuvasına koyuyoruz. Ve üşütmeden tekrardan annelerin altına süreceğiz yavrularımızı. Hala ısrarla yem yemeye devam ediyorlar. Evet arkadaşlar, bu akşam bize daha önceki videolarımda ırk kuşlarından bir kombinasyon oluşturmuştum. Şimdi de
beslediğim renk kuşlarından bazılarına bir kombinasyon oluşturdum. Şöyle, şu en solda görmüş olduğunuz agat kırmızı mozaik kuşumuz. Onun hemen altında agat topaz. Bunlar kırmızı göz kuşlardır. Üretilmesi biraz daha zor kuşlardır. Agatlardan üretilme kuşlardır. Biraz daha dediğim gibi kırmızı göz gruba girer. Biraz daha üretilmesi zor kuşlardır. Ama renk olarak albenisi daha fazla olan kuşlardır. Şu üstte görmüş olduğumuz sarı lipokrom dediğimiz yine bir renk kuşumuz. Sarı lipokrom, beyaz kanat. Bende bol miktarda olan ve bakıcılıkları yüksek olan bir ırk. Başka kuşları baktırmada da kullandığım bir ırk. Burada yine aynı şekilde farklı bir renk kuşu var. Bu da sarı mozaik dediğimiz dişi bir kuşumuz. Bunların erkekleri yine beyaz üstüne sarı maskeli. Görmüş olduğunuz kuşlar gibi. Ama sarı maskesi, beyaz üzerine sarı maskesi olan erkekleri var. Dişlerinde maske yoktur. Sadece omuz başlarında sarılıklar vardır. Albenisi daha güzel olan dişlerin albenisi daha fazladır erkeklere göre. Evet, şöyle görmüş olduğunuz 4 farklı renkte renk kuşu kategorisinde kuşlarımız var. Arkada bize fonda eşlik edecekler. Ben şimdi zor durumda kaldığımızda bir kuşun az önce taktığımız bileziği çıkarmak zorunda kalırsak ne yapmamız gerekir? Bununla ilgili kısa bir tanıtım videosu çekeceğim. Bu konuda eğer bir sıkıntınız olursa bana yine ulaşıp bilezik takmaya da kesmeyle ilgili yardımda bulunabilirsiniz. Yardım talebinde bulunabilirsiniz. Elimizden geldiğince yine yardımcı olmaya çalışacağım. Evet. Şu sol üst köşede gördüğümüz agat kuşun strese bağlı olarak bilezikle çok fazla oynamaya başladı. O stresini almak için bileziği keseceğim. Biraz sonra beraber izleyeceğiz bunu. Evet, az önce yarışma kafesinde görmüş olduğumuz agat kırmızı mozaik erkeğimiz. Bazen ayaklarda şişmeler, yaralanmalar olabiliyor. Ayaklarında görmüş olduğumuz bilezikleri çıkarmak zorunda kalabiliyoruz. Bu da herhalde stresten dolayı bileziğiyle fazla oynamaya başladı. Eğer bunu oynamaya devam ederse bilezik sürttükçe ayağında zedelenmelere sebebiyet verebilir. O yüzden bunun bileziğini keseceğiz. Bu iş için şöyle görmüş olduğunuz bir makasımız var. Bu bilezik kesmek için özel bir makas. Ağız yapısı farklıdır gördüğünüz gibi. Bu sadece bilezik kesmede kullanılan özel üretim bir makastır. Bunu evde bir tane iki tane kuş besleyen kişilerin temin etmesine gerek yok ama bizim gibi yüzlerce kuşu olan ve üretim yapan kişilerin mutlaka kümesinde bu makaslardan bulunmak zorundadır. Şimdi gördüğünüz gibi bu bilezik kapalı bir bilezik olduğu için bunu herhangi başka bir şeyle kesmemize imkan yok. Ve bu metal bir bileziktir. Metal bilezik olmasının sebebi sahtekarlığı önlemek için. Çünkü bu 7 günlükken takılır. Sonra kuş ömür boyunca kuşun ayağında kalmaya devam eder. Daha önceki söylediğim gibi üzerinde birçok bilgi vardır. 7-8 tane bilgi vardır üzerinde. Önemli bilgidir. Ve yarışmalarda mutlaka bu bileziklerin olma şartı aranır. Evet, aslında elinizde malzemeniz olduğu zaman bileziği kesmek o kadar çok kolay bir işlemdir. Gördüğünüz gibi bileziğimizi şu şekilde tuttuk. Ayağında herhangi bir sıkıntı yok. Ayağına bir rahatsızlık vermiyoruz. Bileziğimizin iki ucunu şöyle makasın uç kısımlarıyla, bakın yuvaları var. Bileziğin uç kısmına kadar hala ayağında oynayabiliyor, görüyorsun bilezik. Yani sıkmıyor ayağını. Ve şu şekilde yavaşça bastırarak, evet, gördüğünüz gibi bilezik kesildiği anda otomatikman boşa çıkmış oldu. Evet, şöyle açıldı burası. Makas keserken burayı açıyor. Ve ayağından kendinden çıkmış oldu gördüğünüz gibi. Şu anda ayağında bileziğimiz yok. Tabi bu kesilen bilezikleri tekrar takmak çok doğru değil. Çünkü keserken burayı yardığı için ve açtığı için ucunda çapaklar olabiliyor. Tekrar bu bileziği ayağına sıkıştırıp takmak çok akıllıca değil. Çok doğru bir iş değil. O yüzden biz bunları imha ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bileziğimiz son buldu. Evet.
şimdi tekrardan kafesine salabiliriz. Yakışıklı bir erkeğimiz bu arada. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Tekrardan görüşmek üzere.